Kahvelin broşür tasarımı ön yüzey için File Open komut yoluyla daha önceden oluşturulmuş olduğumuz şablon dosyasını açalım. Üst taraftaki şablon Artboard Tool seçerek klavyeden Ctrl 0 yaklaşalım. Burada gördüğünüz gibi kırmızı alanlar makas payını yani taşma payını belirleyecek. Eğer kırmızı alanlar gözükmüyorsa sizde sağ tıklayıp Show Guide seçeneğiyle aktif hale getirebilirsiniz. Ardından File Open komut yoluyla Logo logoyu seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum ve şablon sekmesine tıklayarak Ctrl V ile yapıştırıyorum. Daha önceden gruplamıştım bu kahve logosunu ama isterseniz Ctrl G ile tekrar gruplayabilirsiniz. Logoyu kapatıyorum. File ile bardak illüstrasyonlarını açıyorum. Bardak illüstrasyonlarını da tamamını seçip Ctrl C ile kopyalayıp şablon dosyasına Ctrl V ile getiriyorum. Bu bardakları da tek tek gruplamıştık. Eğer gruplu değilse tek tek seçip Ctrl G ile her birini gruplarsanız çok daha rahat çalışabiliriz. Şimdi çalışma üzerindeki görselleri kenara çekiyorum. Broşürde ön yüzey olarak düşünüyoruz. Sağ bölümdeki broşürün izleyiciyle karşılaştığı sayfadır. Ortadaki bölüm ise en arkadaki sayfa. Soldaki bölüm ise içe doğru katlanan C kısmının içe doğru katlanan bölümüdür. Şimdi shift'e basarak logoyu bir ana sayfada logo olması gerekiyor kesinlikle. Olması gereken de bir malzemeler, yerleri. Bunlar çok önemli. Bir slogan bulabiliriz bu çalışmayı yaparken. Örneğin Type TypeTool'la bir slogan yazalım. Her bardak ayrı tat. Tabii bunun içinde bir yazı karakteri ya da yazı fontu belirlememiz gerekecek. Tabii her markanın kendine özel bir sloganı olması gerekiyor. Bu sloganı da tabii ya marka için özel olarak slogan belirlenebilir, hazırlanabilir. Bunu tasarımcı yapmak zorunda değildir. Marka danışmanları hani markanın varlığını devam ettirmek için bir slogan da kullanılmasına uygun görebilir. Şimdi çalışmamızda tabii... Fontlar, yazılar farklı şekiller olması gerekiyor. Yine sistem fontu kullanmıyoruz. Yani herhangi bir sistemden seçtiğimiz bir fontu kullanmamamız gerekiyor. Bunun için yine DaFont sitesine giderek özel bir font belirleyelim. Sans serif fontlardan serbest bir font seçebiliriz. Çok yazı varsa eğer buradaki gibi condensed bir karakter seçilebilir. Sıkışık yani condensed bir karakter seçtiğinizde çok daha kolay okunur. Buradaki gibi daha hafif Light bir karakter seçilebilir. Bu da daha kaliteli, daha güzel bir görünüm sağlanabilir. Ama tabi metinler çok önemli. Çok metin varsa mümkün olduğunca condensed karakterler kullanmak gerekir. Bu karakter güzel, farklı bir karakter. Ravengook Sans fontunu download diyerek indiriyorum. Bu fontları da mutlaka... Çalışma klasörünüzün içinde yer alması gerekiyor. Çünkü daha sonra aradığınız aynı fontu bulamayabilirsiniz. Font klasörüne çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi OTF ve TTF uzantılı iki farklı font var. Bunlara çift tıklayıp fontu yükle diyerek bilgisayarıma yüklüyorum. Daha önceden yüklüymüş benim bilgisayarımda bu font, daha önce de kullanmışım o yüzden uyarı verdi. Ama mutlaka çalışma dosyaları içerisine bu klasörü, font klasörünü yerleştiriyorum. Şimdi çalışmamıza devam edeceğiz. Bunun için metinler olacak, metinler gelmesi gerekiyor. Metinler için de ölü metin olan Lorem Ipsum'u kullanacağız. Bunun için internetten lipsum.com sitesine girelim. Lipsum sitesine girdikten sonra Türkçe'yi seçerek Lolem Ipsum'un ne olduğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ölü metindir kendisi ve müşteri bize metin vermediği zamanlarda bu ölü metni kullanırız. Örneğin iki paragraflık bir metin üretelim. Lolem Ipsum üret diyorum. Şimdi bunun ilk paragrafının bir kısmını ön kapakta kullanacağım. Ctrl C ile kopyaladım seçtikten sonra Type ile bir metin alanı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi kenarlardaki kutuları kullanmıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra çift tıklayarak tamamını seçiyorum. Ve karakter penceresinden Raven Gulk isimli o karakteri Ra yazarak buluyorum. Ve Enter'a bastığımda da onaylanıyor, uygulanıyor. Dilerseniz sağ tıklayalım boş bir alana Hide gas diyerek fontu ve düzeni görelim. Tabi alt bölüm beyaz kalmayacak arka planı bunu da düzenleyeceğiz sağ tıklıyorum tekrar show guys diyorum. Hatırlıyorsanız ekolojik bir tasarım olmasını istemişti müşteri. Bunun için krem tonlarında bir kağıt da olabilir bu. Rectangle tool makas paylarına kadar yani kırmızı alana kadar büyük bir dikdörtgen çiziyorum. Taşma paylarına kadar ve bu dikdörtgenin rengini belirliyorum. Sarı renk seçtikten sonra Color panelinden bu sarının rengini biraz düzenliyorum. Sağ tıklayıp Arrange'den Send to Back diyelim. Böylelikle arka plana itmiş olalım. Çalışmanızı bozmaması için bu arka planın klavyeden Ctrl 2 ile kilitleyebilirsiniz. Metin alanında bazı problemler görüyorum. Örneğin tirelemeler var. Tirelemelerin daha çok kitap veya dergi tasarımlarındaki metinlerde olması gerekiyor. Broşürde tireleme kullanmamıza gerek yok. Zaten metinler çok fazla uzun olmadığı için gözün yorulmasını gerektirecek bir durum yok. Klavyeden Ctrl T'ye basarak karakter penceresini açalım. Karakter ile birlikte paragraf penceresi açılacaktır. Eğer paragraf penceresi açılmıyorsa Windows üst menüsünden Type paragraf panelini açabilirsiniz. Paragraf paneli açıldığında metin kutusu seçiliyken Hypenate seçeneğini iptal ettiğinizde titrelemesiz bir metne dönüşür. Metin düzenini de buradan farklı düzenlemeler olarak seçebiliriz. Karakter panelinden de kesinlikle Optical'ı seçerek görsel anlamda daha kaliteli bir metin elde edebiliriz. Bu metin bildiğiniz gibi ölü metindir. Gerçek bir metnin özelliklerini taşıması için bu metin üzerinde istediğimiz düzenlemeyi yapabiliriz. Örneğin 11 puntoya düşürelim. Daha okunaklı olsun. Ya da aralarını biraz sıkıştıralım. Tamamını seçip. Üst satırı alabiliriz. Bu şekilde sıkıştırarak. Böyle daha düzenli bir metin oldu. Sağ tıklayıp Hide diyelim. Metnin rengini metni seçtikten sonra buradaki kahverengiye dönüştürebiliriz. Çok daha İyi gözükecektir kahverengi olmasın. Her bardakta ayrı tat yazısı da yine seçildikten sonra damlalıkla aynı fonta dönüştürebiliriz. Bu aynı fontu daha sonra Shift'e basarak büyütebilir. Bu şekilde isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi çalışmaya devam ederken Ctrl-S ile bir kaydedelim çalışmamızı. Kahvelim logosunu da Biraz aşağıya almak istiyorum ama tam olarak yeri neresi olmalı? Yine bunu grid sistemini aktif hale getirerek planlıyorum. Grid sistemi işte burada bizim işimizi kolaylaştıracak bir sistem. Tam olarak nerede durması gerektiğini bize gösteriyor. Bunun sonuna bir nokta koyalım. Satır araları da açılabilir şu şekilde. Yani daha okunaklı olması için ya da kapladığı yer açısından. Bu şekilde düzenlemeye devam edelim. Klavyeden Ctrl-S ile kaydediyorum. Şimdi bardakları seçiyorum. Biraz küçültüyorum. Burada çeşitli şekilde bardakların yer almasını istiyorum. Alt tuşuna basarak bardakları kopyalayıp, Shift'e basarak büyütüp küçültüyorum. Burada her bardak ayrı tat, her bardakta farklı bir tat gibi değişik bir slogan olduğu için o sloganı burada hissettirmeye çalışıyorum hedef kitleye. Burada tabii çeşitli yazılar olabilir. Bu şekilde düzenlemeler yapılabilir. Daha küçük bir bardak, daha büyük bir bardak. Shift'e basarak büyütüp küçültüyorum bardaklarım. Burası arka sayfa olacak büyük ihtimalle burada bir adres kısmı olacak. Adres kısmı için alt tuşuna basarak yine kopyalıyorum metnimi, bir kısmını siliyorum. Metin kutularını bu şekilde kısmamız gerekiyor. Ortalayacağım. Alt bölümede bu adres olduğunu düşünürsek telefon yazacağız artı 90 işte alan kodu için 30 şeklinde bir metin yazılabilir başına artı koyabilirsiniz artı 90 olabilir sonuna da tarp üst menüsünden glips seçeneğini aktif hale getirelim burada küçük nokta var onu kullanabiliriz ara vermek için. Şuradaki noktayı çift tıkladığınızda buraya gelecektir. Bu telefon yani başına telefon için tel yazılabilir. Fax için de fax kelimesi yazılarak yine aynı şeyi kopyalayabilirsiniz. Şu an müşteriden hiçbir bilgi almadığınızı düşünün. Hiçbir bilgi olmadan bile biz düzenleme yapabiliriz. Aslında kahvelim.com briefte yazıyordu. Biraz satır aralarını kısalım. Klavyeden kontrol sıfırla inceleyelim. Kaydediyorum kontrol s ile. Şimdi çalışmamıza devam edeceğiz. Alt tuşuna basarak çeşitli kopyalar alıyorum. Bu arada kahve tanelerini de çift tıklayıp bir kahve tanesi alalım. Bunları da aralarına serpiştirebiliriz. Büyüklü küçüklü şekilde. Bu şekilde dengeli bir düzenleme yaparak bir kompozisyon oluşturalım. Bazı yerde büyük kahve taneleri de olabilir. alt tuşuna basarak kopyalıyorum ve shift tuşuna basarak küçültüyorum veya büyütüyorum. Hep aynı işlemi yapıyorum ama burada da bu işlemleri yaparken görsel bir leke dengesi de önemli. Bunlara da dikkat ediyorum işlemi yaparken. Çok tekrarlar olmamasına dikkat ediyorum. Tekrarlar çünkü tasarımı kötü yönde etkileyebilir. Bir de fark ettiyseniz ortalara pek yanaşmadım. Burada biraz yanaşmış. Kırım atıldığında problem olmaması için kenarlara ve ortalara çok fazla yaklaşmadım. Mutlaka logoyu adresin üzerinde tekrarlıyorum. Bunu da ortalıyorum. Klavye'den Ctrl S ile kaydediyorum. Alt tuşuna basarak metinden bir kopya alıyorum. Aynı metne çift tıklayıp seçiyorum, Ctrl C ile alıp Sonuna tıklıyorum. Enter'a basıp Ctrl V ile devam ettiriyorum. Burada da devamı olabilir metnin. Farklı bir metin olabilir. Bu da iç tarafa doğru olan kırımda katlamada yer alacak bölüm. Dilerseniz boş bir alana sağ tıklayıp Hide Guides diyerek tasarımı inceleyelim. Buradaki üst bölümde de yine bir metin olabilir. Sağ tıklayıp Show Guys diyorum. Metni kopyalıyorum buraya. Metnin son kelimesini iptal ediyorum. Seçip bu bölümü de doldurduktan sonra tasarımı tamamlayacağım. Broşürün ön yüzeyini tasarlamış olduk. Şimdi arka ile devam edelim.